Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün dersimizde hem konumuz Kıbrıs Türk Edebiyatı'nda, arkada görüyorsunuz, öykü ve roman konusunu irdeleyeceğiz. Çok değerli misafirlerimiz var. Kırmayıp buralara kadar geldiler. Onlara da teşekkür ediyoruz. En başta Sayın Osman Güvenir, hem romancı, öykücü, ayrıca tiyatro yazarı, dramatolog, ressamlığı da var. Saymayalım. Evet, hepsini saymayalım. Oturum başkanlığını Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Erdoğan Sarıcıoğlu hocamız yapacak. Belki görmemişsinizdir, buradan tanımış oldunuz. Yanımda tabii hocamın da bir sürü halk bilimiyle ilgili, Kıbrıs'la ilgili, özellikle de Kıbrıs ağzıyla ilgili başucu kitabı onundur. İlgilenirseniz Kıbrıs ağzıyla elinize atacağınız, okuyacağınız ilk önceki kitap onun kitabıdır. Yanımda oturan değerli hocamız Bekir Kara hocamız. O da emekli öğretmenlerdendir. Tiyatroculuğu, öykü yazarlığı ve romancılıkta Kıbrıs Türk Edebiyatı'nın öncü isimlerindendir. Tabii hepsinin ayrı ayrı özelliği var. Onlardan kendileri hakkında bilgi isterseniz size de anlatabilirler. Ama burada daha çok sizin sormanızı istediğim veya o konu üzerinde yoğunlaşacağız. İyi bir romancı veya öykücü nasıl olur? Nasıl yazılabilir? İşte psikolojide öğrencimiz var, iletişimden öğrencimiz var, edebiyattan öğrencimiz var. Mesela iletişim öğrencileri için Sayın Osman Güvenir gazetecilikten nasıl iyi bir romancı olabilir? Veya psikoloji öğrencileri nasıl psikolojiyi roman içerisine koyup başarılı olabiliriz? Bu konular üzerinde soru cevap şeklinde de en sonunda tartışırız. Hepinize hem ders açısından hem de burada olmanız açısından teşekkür ederim. Ve sözü oturum başkanı hocamız Erdoğan Sarıcıoğlu'na bırakıyorum. Evet hocam. Söz sizde. Bu da biraz titreşim yapar ama. Sevgili arkadaşlar, öncelikle katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Bugün Şevket hocamızın dersinde bir panel izleyeceksiniz. Panelin ne olduğunu az çok biliyorsunuz ama uygulamalı bir ders olacak sizin için. Öyle sanıyorum. Önce konuşmacılara söz vermeden önce ben kısaca Kıbrıs Türk Edebiyatı'nda roman ve öykü konusunda roman ve öykünün Kıbrıs Türk Edebiyatı'ndaki tarihçesine değinmek istiyorum. Kıbrıs Türk Edebiyatı'nda ilk roman Kaytazade Nazım tarafından yazılan ve Lefkoşa'da Kıbrıs gazetesinde, yalnız bugünkü Kıbrıs gazetesi değil, Derviş Paşa'nın çıkardığı Kıbrıs gazetesinde 39 bölüm halinde tefrika edildikten sonra 1893'te kitap halinde basılan Yadigar-ı Muhabbet adlı eserdir. Demek ki Kıbrıs'ta ilk romanı yazan Kaytazade Nazım Efendi'dir. Daha sonra tamamlanmamış birkaç roman denemesi vardır. Ancak bunlar yarıda kalmış ve kitap halinde neşredilmemiştir. 1944'te modern roman formunda kitap olarak yayınlanan Hikmet Afif Mapolar'ın Kasırga adlı romanından sonra Kıbrıs Türk Edebiyatı'nda birçok sanatçımızın romanları yayınlanmıştır. Başta Hikmet Afif Mapolar olmak üzere Özker Yaşım, İsmail Bozkurt, Özden Selenge, Osman Güvenir, Bekir Kara ve genç nesilden Tufan Erhürman, tanıyorsunuz milletvekili.
benim öğrencimdi. 3 sene edebiyat hocalığımı yaptım. Ve bugünkü çalışmalarıyla gerçekten kendisiyle iftihar duyduğum bir kişidir. Çalışkan bir öğrenciydi. Bu romancılarımız dışında tabii romanla uğraşan daha birçok sanatçılarımız var. Öykü konusuna gelince ülkemizde yayınlanan ilk öykü Ahmet Tevfik Efendi'nin yazdığı öyküdür. 1897 yılında Lefkoşa'da yayınlanan Akbaba adlı gazetede, ki Türkiye'de de bir zaman biliyorsunuz Akbaba mizah dergisi olarak yayınlanıyordu. Bu Kıbrıs'ta yayınlanan bir gazetenin ismidir. Akbaba adlı gazetede yayınlanan bir öyküdür. Öykünün adı Manzarayı Dilguşa. Ne demek Manzarayı Dilguşa? Dilguşa, gönül açan, iç açan. Manzarayı Dilguşa, gönül açan manzara anlamına gelir. 1930'lara kadar Kıbrıs Türk Edebiyatı'nda öykü çalışmaları pek yapılmaz. Öyküyü yeniden gündeme getiren 1936 yılında yayınlanan Kahraman Kaplan adlı uzun öyküsüyle Hikmet Afif Mapolar'dı. Daha sonra 1952 yılında yayınlanan Çardak dergisinde Mapolar'la birlikte Samet Mart, Numan Ali Levent, Hüseyin Şenol, Şinasi Tekman gibi imzaların öyküleri de dikkat çeker. Bugün Kıbrıs Türk Edebiyatı'nda öykü yazarları arasında en çok dikkat çeken sanatçılarımız şunlardır. Geçen yıl kaybettiğimiz çok değerli dostum Bener Hakkı Hakeri başta olmak üzere, Özden Selenge, Bekir Kara, Osman Güvenir, Mehmet Kansu, Ali Nesin hocamız ki bazılarınızı belki okutmuştur, Ümit İnatçı ve Orkun Bozkurt bunlar arasında sayılabilir. Ama dediğim gibi öykü yazan daha birçok sanatçımız var. Bunlar ilk akla gelen isimler. Şimdi ilk sözü sanatta birlikte yürüdüğümüz, sanatta kader birliği ettiğimiz genç yaştan beri, tabii yaşlı değiliz gerçi ama ikimiz de genç yaştan beri kader birliği ettiğimiz sanatçı dostum Osman Güvenir'e söz vermek istiyorum. Buyurun Osman Bey. Peki. Çok sevgili Erdoğan Saracoğlu kardeşim, çok değerli yazar arkadaşlarım, Sayın Bekir Kara ve Şevket Öznur ve sevgili çocuklar. Tabii ki Erdoğan Saracoğlu kardeşimin dediği doğrudur. Bizim yola çıkışımız aşağı yukarı 20 yaşlarımızda, 18, 19, 20 yaşlarımızda birlikte yayınladığımız Yakın Atlı Sanat Dergisi'yle Kıbrıs Türkü'nün o zor günlerinde bir edebiyat dergisine hayat vererek öyle başlamıştır. Ve benim öykücülüğüm de o dergiyle başlar esasında. Daha önce yazdım da ama gerçek anlamda şiirlerim ve öykülerim o dergide yayınlanmaya başlamıştı. Ve bizim dostluğumuz ta buralara kadar geldi sevgili Erdoğan Saracoğlu kardeşimle. Evet, çok teşekkür ederim beni böyle anlamlı bir panele konuk ettiğiniz için. Çünkü sizler geleceğin yazarları olacaksınız. Öykücüleri, romancıları, araştırmacıları, edebiyatçıları, şairleri olacaksınız. O bağlamda bu tip çalışmalar sizlere katkı koyar. Katkı koyacağına inanıyorum. Çünkü küçük küçük olayların veyahut da yapılanmaların birikimiyle kocaman bir dağ olur ve siz biçimlenirsiniz o süreç içerisinde. Evet, isterseniz öykücülükle başlayalım. Öykü ve romandır madem konumuz. Ve öykünün o derinlikli yapısını,
gizli kalmış sürpriz gelişmesini ve sonucunu, bireysel çatışmalarını, duygusal anlamdaki inişleri, çıkışlarını, öykü kahramanlarının ve bir de kültürel anlamda yaşadığımız ülkenin veyahut da Türk ulusunun yaşadığı coğrafyanın o kültürel benzeşmesini ve oluşumlarını öyküye yedirerek, besleyerek öyküyü biçimlendirirsiniz. Çok kısa bir anımı anlatayım. Öykünün nasıl başladığını, nasıl geliştiğini. Bilmem izlediniz mi? Bayrak Radyo Televizyonu'nda gerek radyoda gerekse televizyon stüdyolarında program yapan Betül Aslan Hanım var orada. Betül bizim mahallede küçücük bir kız çocuğuydu. Yetişti, üniversiteyi bitirdi, yayıncı oldu vesaire. Bana da çok saygısı var. Benim öykülerimden ikinci kitap çıktığında beni konuk etmişti programına. Ve bana şunu sordu. Osman Bey diyor, öyküleri nasıl yazarsınız? Nasıl yazarsınız? Nasıl başlarsınız? Nasıl diyeceğim? Peki dedim, anlatayım dedim. İçinde bulunduğumuz stüdyo böyle aşağı yukarı 9-10 metrekarelik küçük bir stüdyoydu radyonun. Ve küçük pencereleri vardı ama baktığım zaman ben Girne Dağları'nı görebiliyordum. Dıştaki kuşları, ağaçları, bahardı, açan badem çiçeklerini vesaire. Şu karşımdaki kızın acaba o minik kız olup olmadığını düşündüm. Çünkü gözleri aynı gözlerdi, saçları aynı saçlardı ve gülücükleri aynı gülücüklerdi. Orada bıraktım ben. Müthiş etkilenmişti kızcağız, gözleri de dolmuştu. Ve işte o anlamda ben yani öykücülüğün, yazarın esasında, romancılık da öyledir. Yazarın yazdığı kendi dramatik unsurları yakalayarak onu genişlettiğinde kendi yaşadıkları ile özlemlerini, hayallerini, etkileşimleri verir. Ama bittikten sonra bu öykü bitti demek değildir. Okursunuz, bir daha okursunuz, bir daha okursunuz ve sonunda o öykü şahane bir eser olarak çıkar önünüze. Yani ben öykülerimin artık erginleştiği bir zamanda bir gün beni acaba sürükler bir romancılığa diye de düşünmedim değil. Ve öyle başladım. Lombard 3 nokta vardı. 3 farklı hayatın kesitleri. Bir Kıbrıs hayatı, bir mücahidin hayatı. O ben gayet güzel bir çerçeve içinde önümde muhafaza ettim ve hep kafamdaki hayallere o kurgulamalarla ama kurgularken de yani kesinlikle içerisindeki olayların tümünün de doğru olduğunu ve yaşanmış olduklarını da söylemek istedim. Şimdi bilgisayarda romanı yazarsınız. Aklınıza bir şey gelir, not edersiniz. Devam edersiniz. Aklınıza bir şey